Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Nur Sevince Lezzetler Mutfağı'nda marul salatası ve havuçla karışık lezzetli mi lezzetli hiç vazgeçemeyeceğiniz çok da pratik bir salatamız var. Haydi buyurun hep beraber izleyelim. Siz de önceden hazırlar mısınız salata malzemelerinizi? Şimdi etim pişinceye kadar ben salata malzemelerini hazırlıyorum. Tabii bu arada yine kamerama çarptım. Her zaman yaptığım şeyler. Şimdi marullarımı yıkadım. Rendeleyeceğim havuçlarımı da. Şöyle kurutma makinesine koyuyorum. Suyunu iyice aldırıyorum. Ben buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabına kaldırdıktan sonra yemek vakti alıp güzelce salatamı hazır vaziyette sosunu döküyorum sadece. Şimdi doğrayacağım tabii ki. Doğradıktan sonra kaldıracağım buzdolabına. Havucumu da rendelerken ben daha önce de göstermiştim ama tabii diğer videolarda şu şekilde dik tutuyorum havucumu. Havucu eğer dik tutarsanız rendelediğiniz havuç bu şekilde böyle böyle çıkar. Ama sürekli sürterseniz böyle 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 sürterseniz küçük küçük çıkar o zaman. Ben böyle uzunlamasına yaparım her zaman. Bir defa aşağıya indiririm ve uzun uzun rendelenir havuçlarım. Havucumun da kararmasını istemiyorum. Bu yüzden rendelediğim havuçların üzerine biraz zeytinyağı ve biraz da çok az limon, tuz hariç onları ilave ettiğim zaman havucum kararmadan kalabiliyor. İstersem akşam sofram için sabahtan hazırlayabilirim bu salatayı veya bir gün önceden bile hazırlayabilirim. Buzdolabına kaldırmanız yeterli. Evet, şöyle limonumu ve biraz da zeytinyağımı gezdiriyorum üzerine. Marullarımı da doğrayacağım. Hepsini birlikte ağzı kapalı bir kaba koyup buzdolabına kaldıracağım. Marul salatanıza mayonez ve hardal ilave eder misiniz? Çok yakışıyor. Ben bugün mayonez ve hardal ilave etmeyi düşünüyorum. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli oluyor. Önce bir sos hazırlıyorsunuz. Mayonez ve hardallı. Biraz da zeytinyağı. Marulla birlikte karıştırıyorsunuz. Şöyle kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Lazım olduğu zaman kullanacağım. Evet, marulumuzu hazırlamıştık, buzdolabına kaldırmıştık. Aynı şekilde havucumuz da hazır. Şimdi burada 2 kaşık mayonezimiz var. Mayonezimizi sos kalıbımıza, tabağımıza alıyoruz. Burada da hardalımız var. Bir tatlı kaşığı diyelim. Ben göz kararı koydum ama bir tatlı kaşığı. Labne peynirim var bir kaşık. Ve süzme yoğurdum var. Biraz tuz ve zeytinyağı ilave edeceğim. Hepsini karıştıracağım. Labne peynirinin üzerindeki alüminyum folyo vardı. O parmağımı kesti. Eldiven giymek zorunda kaldım.
Şöyle biraz zeytinyağı, biraz da tuz ilave ediyorum. Ve bu sosu salatama karıştıracağım. İstediğiniz her türlü salatada bu sosu kullanabilirsiniz. Ayrıca bu salataya eğer sadece marula yapacaksanız tavuk göğüs eti de çok yakışıyor. Tavuk göğüs etini pişiriyorsunuz güzelce. Küp küp doğruyorsunuz. Fakat sosunu en son ilave etmelisiniz. Sofra zamanı. Daha önce ilave edince sulanma ihtimali oluyor arkadaşlar. Şöyle sosumuzu karıştıralım. Burada küçük bir marulum vardı. Fakat burada bu kadar çok göründüğüne bakmayın. Biraz sonra azalacaktır o. Evet, karıştırayım. Servis tabağına alayım. Evet, salatamı burada servis etmek istedim. Hem oradaki sos da boşu boşuna gitmeyecek. O da değerlenmiş olacak. Biraz üzerine mısır taneleri sepiştireceğim. Kabul günlerinizde dahi yapabileceğiniz bir salata bu. Dediğim gibi tavuklu da çok güzel oluyor. Tavuk çok yakışıyor arkadaşlar buna. Havucuma zaten daha önceden hatırlarsanız limon ve zeytinyağı ilave etmiştim. Bunları da şöyle sağlam elimle bir karıştırayım. Tavuklu olduğu takdirde havuç kullanmayın lütfen. Sol elimle yapmam zor oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle de kenarlarına yapalım. Hemen böyle alelacele eve yaptığım bir salata bu arkadaşlar. Şöyle de üzerine mısır gezdiriyorum. Evet. Hepimize afiyet olsun.